Merhaba herkese, hoş geldiniz. Benim ismim Erhan Cevit. Future Bright için çalışıyorum. Size bugün beyin, beyin kalıpları başlıklı bir sunum yapacağım. Şimdi beyin kalıpları derken neyi anlatacağım özellikle? Satın alma davranışını etki eden, beyin içerisinde olan biten bunları nasıl biz yönlendirebiliriz, nasıl trigger edebiliriz bunlardan bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle şuna, şuradan başlayalım. Yani Biz pazarlamacılar olarak ne yapmaya çalışıyoruz? pazara bakıyoruz. Müşterimizi tanımaya çalışıyoruz. Ondan sonra bunlar için ilgili ilgi duyabilecekleri mantıklı bir takım e, hizmet ve ürünler dizayn etmeye çalışıyoruz. Ondan daha sonra da bunu bir marka etrafında çerçeve diyoruz, değil mi? Şimdi bunu yapabilmek için öncelikli olan ihtiyacımız şey eee içgörü. İçgörü olmadan hiçbir şey olmuyor maalesef. Şimdi içgörüyü nasıl elde ediyoruz biz? Çok çok uzun zamanlar önce. Yani yaklaşık yanlış bilmiyorsam 1930'larda ilk defa e, daha çok içgörü için daha çok data gibi bir felsefe başlıyor. Yani diyorlar ki biz daha fazla ölçelim, daha da fazla ölçelim. Daha çok şey anlayabiliriz. Belki işin içerisine istatistik sokarsak müşterimizi daha iyi tanırız. Bir takım bir şeyler oluyor. Acaba yaşından dolayı mı oluyor, cinsinden, cinsiyetinden dolayı mı oluyor? Yoksa işte çocuğu var ondan mı oluyor? Sosyoekonomik sınıfından mı oluyor? Vesaire vesaire diye. Gittik gittik gittik. En sonunda 90 sene oldu. 90 senedir biz e, tüketiciyi acaba datayla çözebilir miyiz diye uğraşıyoruz. Şimdi bunları yaptık yaptık. Bir sürü modeller geliştirdi. İşte AIDA modeli dendi, Love Involvement modeli, Salience modeli, şu model, bu model bir sürü bir şeyler çıkarıldı tüketici davranışını anlatmak için. Daha sonra bunlar yetmedi dendi ki artık teknoloji de gelişiyor. İşte big datalar var artık bundan böyle sadece e, yaptım, yani yaptığımız şeyin Çerçevesi çok daha büyüdü. Daha büyük sistemlere ihtiyacımız var. Daha çok datayı kontrol, et, e, analiz etmeliyiz. Daha çok datadan daha çok şey çıkartmalıyız. Ondan sonra bu da yetmedi. Dediler ki işte tüketicinin eline bir şey takalım. Kafasına işte bilmem ne takalım. Gözüne gözlük takalım. Acaba işte nereye bakıyor? O bize söyleyemiyor. Biz onun beyin dalgasından anlayalım. Vesaire vesaire. Hala uğraşıyoruz. Niye onu almıyor da, niye benimkini almıyor da onunkini alıyor? Aradığımız aslında... E, Neyse bütün bunlar oldu bitti vesaire vesaire ve en sonunda biz artık bayağı bir şey öğrendik. İşte beyin dalgalarını ölçtük. Beyinde bir şeyler olduğu zaman, iyi bir şeyler olduğu zaman sağ tarafta bir takım elektriklenmeler oluyor. Kötü bir şeyler olduğu zaman sol tarafta elektriklenmeler oluyor. İşte beynin şu bölümünde şu var, bu bölümünde bu var vesaire. Bunlar şu işe yarıyor. Bir kere bunları anladık. O da yetmedi. Dedik ki, ah bir de dedik duygular var. Yani insanlar tamamen rasyonel karar vermiyor. Bazı bir de kalbinden geçen şeyler de var. Bir taraftan da dedik, bunlar da etkiliyor, bunları da anlamaya çalışalım dedik. En sonunda e, global e, araştırma bütçesini 40 milyar dolara dayadık hep birlikte. Şimdi 40 milyar dolara geldiği zaman, bu tabii çok çok büyük bir para. Bir de 2014, bu daha da arttı. Sonuç olarak ne oldu? Yani 40 milyar dolar harcandı. Marka sahiplerine soruldu ve dendi ki, e, ne düşünüyorsunuz? yaptığınız araştırmalarla ilgili. Ve yaptığım araştırma yatırımları kesinlikle müşterim hakkında derin içgörüler doğurdu diyenler yüzde yedi. Bu ne demek arkadaşlar? 36 milyar doları bayağı bir çöpe atmışız demek. Şimdi e, niye böyle oluyor? Yani 36 milyar çöpe gidiyor, işler, işe yaramıyor. Sebep ne acaba? Şimdi bunun aslında bizi iki tane sebebi var. Birincisi, biz tutum ve davranışlara odaklanıyoruz ama bunların arasındaki ilişkileri anlamıyoruz. Şimdi bu ifadeleri biraz açıklamak istiyorum. Hani herkese tam net olmayabilir. Örneğin tutum ne demek? Tutum demek bizim bir şeye karşı tavrımız demek. Bir şeyle ilgili düşüncemiz demek. Bu iyidir, kötüdür, gençler içindir. İşte ya da ben bunu tercih ederim, bunu almak isterim, onu almak istemem. Bunların hepsi tutum. Bir taraftan da davranış var. Peki ne satın alıyoruz biz? Yani neyi tüketiyoruz? Şimdi biz şuna bakıyoruz. Hmm. İşte bir marka var, bu marka gençler için mi? E, gençler için diye düşünülüyor. O zaman gençler bunu mu alıyor? Öyle bir şey yok. E, i̇kinci bir sorun da şurada. Araştırmada tutumu öğrenmek için kelimeye bağlıyız. Şimdi bunu daha güzel anlatacağım size ileride. O yüzden ilk önce birinci kısmı e, açıklamak istiyorum. Şimdi geçmişte gelindi. Bize dendi ki tüketicinin satın alım davranışı bu şekildedir. Önce bir ihtiyaç olacak. Tüketici de bunun farkına varacak. Ondan sonra diyecek ki, ah acaba benim işimi ne görür? Ondan sonra bakacak alternatiflere, işte o mudur bu mudur diye. Daha sonra bir satın alım kararı verecek. Verdikten sonra da bir post evaluation yapacak. Yani acaba bu benim gerçekten işime yaradı mı? Ondan sonra da devam edecek. Şimdi ben sorayım, hangimiz böyle alışveriş yapıyoruz? Yani belki ilk defa alışveriş yaparken bir şeyle ilgili ya da çok büyük para harcadığımızda bir kere yapabiliriz bunu. Ama aslında bu iş çoğu zaman böyle olmuyor bizim otopilot dediğimiz bir şey var. <laughs> Tüketici çoğu zaman bir takım şeyleri otopilota alıyor. Artık bazı şeyleri düşünmekten vazgeçiyor. Bunu şu şunun gibi düşünebilirsiniz. Örneğin ilk araba öğrenmeye başladığınız zaman düşünün. İşte her şey size zor geliyordu. Debriyaj, fren, direksiyon aynı anda nasıl oluyor? Belli zaman sonra artık bunu otomatik yapmaya başlıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz trafikte işte makyaj yapan hanımlar oluyor, gazete okuyan beyler, işte bir şeyler yiyenler, Cep telefonundan mesaj atanlar. Çünkü artık e, araba kullanma işi beynin başka bir yerin tarafından e, yönetilmeye başlanmış. Şimdi kafamızda çünkü iki tane sistem var. Bir tanesi bilinçsiz ve sezgisel bir sistem. Ötekisi de bilinçli ve sorgulayan bir sistem. Yani e, daha rasyonel bir sistem. Yüzde 10'u sadece verdiğimiz karların yüzde 10'u bu sistem tarafından kullanılıyor. Aslında yüzde 90 biz bilinçsiz ve sezgisel davranışlar sergiliyoruz. Peki sadece satın alımda mı bu böyle oluyor? Acaba başka yerlerde de böyle mi? Şimdi size bir örnek veriyorum. Bu e, Neymar. Ba e, bayanlar için pek bir şey ifade etmiyor olabilir. İşte kendisi e, dünyanın en ünlü futbolcularından bir tanesi. Özelliği şu. Gördüğünüz gibi çok rahat adam geçiyor. Herkesi geçiyor. E, Neymar'la ilgili bir araştırma yapılmış ve Neymar'ın beyin dalgalarına bakılmış. E, Neymar amatör bir oyuncunun yüzde onu kadar sadece beynini kullanıyormuş. Yani beyin aktivitesi e, amatör bir topçunun sadece yüzde onu kadarmış. Adam düşünmüyor artık çünkü otopilota almış. Yani o da aynı şekilde davranıyor. Tüketici de aynı şekilde davranıyor. Peki biz tüketiciden bir davranış hareket davranışında bir değişiklik yapmasını bekliyoruz. Yani diyoruz ki onu alma, benimkini al. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmek için e, tek yapabileceğimiz şey var. Bu otopilotu kırmak zorundayız. Otopilotu kırmadan kesinlikle ve kesinlikle onda bir farklılık yaratamayız davranışında. O yine aynı şeyi yapmaya devam eder. Biz de boşuna uğraşırız. Şimdi size bir örnek vereceğim. Bu Van Moof diye bir ünlü Hollandalı bisiklet bisiklet üreticisi. Şimdi bu adamlar son zamanlarda bayağı ünlü oldular. Artık farklı ülkelere de işte Amerika'ya vesaire açıldılar. İşte devamlı bisiklet gönderirken bisikletlerinde bir takım işte yolda, kargoda vesaire bir sürü işte e, zarar görüyormuş bu e, bisikletler. Bunun üzerine oradaki birilerin aklına bir şey gelmiş demiş ki biz bunun üzerine acaba flat screen TV resmi basabilir miyiz kutunun üstüne? Ve bastıklarında yani bu resmi koyduklarında hasarın yüzde seksen düştüğünü görmüşler. Onun evveliyatında ne hastalar boş ama sadece tek bir tane resimle insanların davranışını değiştirebildiler. İşte tamamen bundan bahsediyorum. E, Buna yani birçok örnek vermek mümkün. Eee ikinci konuya geldiğim zaman da araştırmada tutumu öğrenmek için kelimeye bağlıyız. Şimdi demiştim ya az evvel size biraz daha bunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım diye. Şimdi sizinle birlikte bir egzersiz yapmak istiyorum. Hepinizden istediğim şey şu. Bana lütfen bir kutup ayısı düşünün. Düşündünüz. Mü? Peki, şimdi size bir soru soruyorum kutup ayısı diye düşünün düşünün diye sordum size. Acaba aklınıza böyle harfler mi geldi? Yani onu mu düşündünüz? Yoksa böyle bir hayvan resmi mi düşündünüz? Yoksa böyle bir ses mi düşündünüz mesela roar diye? resim, ee, resim düşünenler ilk önce harf düşünenleri alalım. Harf düşünenler? Yok. Resim düşünenler? Güzel. Ses düşünenler? Yok. Çok normal bir insan davranışı sergilediniz. Çünkü insanlar imgelerle düşünürler. Biz biz her şeyi kafamızda resim olarak saklıyoruz ve resim olarak e, ulaşıyoruz. Görme engelleri nasıl yapıyor bilmiyorum ama yani en azından biz bunu böyle yapıyoruz. Şimdi problemimiz şu, bir araştırma yaptığımız zaman çoğu zaman diyoruz ki görüştüğümüz kişiye ne düşünüyorsun işte bana söyle, anlat bana. Problemimiz şu, o kafada resimle düşünüyor. Siz ona diyorsunuz ki bana anlat, e o onu ona çeviremiyor ki. Çeviremediği için size aslında tam söylemesi gereken şeyi söyleyemiyor. Sonra ne oluyor? Olay Google Translate gibi oluyor. Yani bir çeviri var ama aslında o çeviri tam sizin beklediğiniz şey değil. Şimdi <laughs> bu imgelerle düşünme mevzusu çok uzun senelerdir aslında olan bir şey. Ee, çıkartan kişi Harvard'ın profesörlerinden bir tanesi Gerald Zaltman ya da Jerry Zaltman. Nepal'e gidiyor. Bu hikayeyi özellikle anlatmak istiyorum. Yani olayın nereden çıktığını anlayın diye. Ee, Jerry e, Ceriz Altman Nepal'e gittiği zaman orada diyor ki her araştırmada bir bias vardır diyor. Araştırmacı kendisi bias'tır zaten diyor. Bu nedenle diyor ben bu insanların hayat tarzlarını öğrenmek için onlara birer tane fotoğraf makinesi vereceğim. Ve diyeceğim ki siz gidin hayatınızın çeşitli işte anekdotlarını, kesitlerini çekin bana geri getirin. Neyse yapıyorlar bu işi. Geldiğinde Gerald Zatman bir bakıyor, bir şey dikkatini çekiyor. Hiçbir resimde ayak yok. Ayaklar çekilmemiş. Şimdi bu çok enteresan geliyor. Çünkü sorduğu zaman e, Nepallilere nasıl işte sizin hayatınız size çok güzel dağ havası var işte ortam güzel işte e, yeşil yeşil işte çayırlar var hayvanlar falan filan. Fakat ayaklar yok. Sorguladığı zaman şunu anlıyor arkadaşlar e, Nepal'de ayaklar çıplak çünkü para yok ve ayaklarının çıplak olmasından dolayı çok utanıyorlar. Utandıkları için bunu resimde gösteremiyorlar. Şimdi bunun üzerine Cahıl Zatman diyor ki eğer diyor ben onlara sorsaydım bana bambaşka bir şey söyleyeceklerdi. Ama ben resimlerin gücünü kullanarak aslında onların probleminin gerçeklerini olduğunu anladım. Onlar gariban ve bundan ötürü son derece utanç duyuyorlar diyor. Bunu da hiçbir zaman normal bir araştırmada alamazsınız. Peki şimdi tutumunu anlatamayan bir insan var. Otopilotta zaten. Ee, bu varlığın gerçek içgörüsüne biz nasıl ulaşacağız? Nasıl alabiliriz bunu? Şimdi bunu almanın yöntemi metaforlar. Şimdi metafor ne demek arkadaşlar? Metafor benzetme demek. Ee, bir şeyin yerine o şeyi ifade eden başka bir şey kullanıyorsunuz ve farklı bir şey ifade ediyorsunuz. Şimdi size bazı örnekler vereyim. Mesela dersiniz ki, hayat boş. Şimdi ne demek bu? Şimdi hayat boş mu yani? Hayat boş. İşte dümensiz bir gemi gibiyim. Gemi misiniz? Değilsiniz. Ya da işte dersiniz ki mesela, fırsatlar elimden su gibi akıp gitti. Borca battım. Batmak, borç. Yani burada aslında siz bir metafor kullanıyorsunuz. Bu şey sunum bile bir metafor. Kalıplar kırılıyor. Nerede kalıp? Kimin elinde tokmak var? Böyle bir şey yok. Ama aslında biz bir metafor kullandık burada. Şimdi metaforu anlarsak görüşmede kişinin size söylediklerini boş verin. Atın hepsini çöpe. Onun kullandığı metaforları alın. Onları değerlendirin. Onun üzerinden gerçek ne demek istediğine ulaşacaksınız. Ee, Bütün bu metaforlar, şimdi ben size tabii ki bu sunumun süresi kısıtlı malum. Burada kalkıp bu metaforlarla ilgili çok ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Çünkü bu aslında bayağı böyle bir uzun bir mevzu. Fakat ilgilenmek isteyenler internette marketing metafors diye mesela bir araştırma yaptığında bence oradan dolayı birçok farklı yere ulaşabilir. Fakat bütün bu metaforların globalde 7 tane ana metafora yani kök metafora ulaştığı görülmüş. İşte kaynak, kontrol, bağlantı, yolculuk, dönüşüm, denge, kap. Dediğim gibi insanın ne söylediğini değil, arka planda ne ifade ettiğini düşünün. Şimdi mesela bu toplantının en başında Halil Bey bir ifade kullandı, çok ilgimi çekti. Dedi ki, bir çalışanı gelmiş ve kendisi demiş ki, bize bir yuva lazım. Şimdi yuva bir metafor değil mi? Neden yer dememiş ya da neden ofis dememiş de yuva lazım demiş. Ne anlatmak istemiş yani burada? buradaki gücü hissedebiliyor musunuz? Yani yuva derken ki gücü. Ne anlatmak istiyor? Yani dış ortamdan, dışarıdaki bütün o olan bitenden beni soyutlayabilecek, kendimi güvende hissedebileceğim, aynı zamanda aitlik hissedebileceğim bir yer arıyorum diyor. İşte bu mesela kap metaforudur. Şimdi buradan hareket eden Halil Bey, yarın bir gün ofisinin dizaynından tutun, içine koyduğu mobilyalardan ya da işte oradaki bütün ofisin yerinden vesairesinden her şeysini kullanarak yepyeni bir ortam yaratabilir. Ee, dediğim gibi insanlar 350 metafor kullanmasına rağmen bütün bu hepsi sonuçta bu 7 tane metafora dönüyor. Ve biz bu metaforları araştırarak normalde anlamayacak şeyleri alıyoruz. Şimdi size bir tane örnek vereceğim ve sunumu kapatmaya çok yakınım. Bir perakende firması örneğin Türkiye'de bize geldi ve dedi ki, bizim dedi şöyle bir sorunumuz var. Biz dedi e, ürünleri satıyoruz ve bizim ürünlerimizin, yani bizim mağazalarımızın biraz karmaşık darmadağın olduğunu düşünüyorduk. Bununla ilgili biz bir e, işte bu alanda önde gelen birisiyle anlaştık. Geldi bizim bazı mağazalarımızı işte düzeltti, her şey böyle düzgün falan oldu. Fakat sonuç itibariyle bu mağazalarda bizim satışlarımız düştü. dediler. Ne oldu dediler yani, ne yapacağız? Şimdi biz buna bir araştırma yaptık ve araştırmada tabii ki sorduk insanlara. Ya dedik işte düzen ne demektir, i̇şte temizlik vesaire ne? İşte herkes diyor ki işte temiz güzel bir şeydir, düzenli olması severim, ondan sonra harika falan diyor. Şimdi biz eğer sırf burada kalsaydık o zaman derdik ki ya hiç merak etmeyin başka bir sorun var. Yani aslında siz iyi bir şey yapmışsınız, devam edin başka bir sorun var derdik. Fakat aslında şöyle bir şey dikkat ettik. Ee, bir hanım şöyle bir metafor kullandı. Dedi ki bu dedi e, yeni dedi mağaza dedi müze gibi dedi. Eski mağaza için ise arı kovanı benzetmesini kullandı. Şimdi hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Müze ne, ne demek yani müze? Olmak istediğimiz bir yer mi ya da Türk halkı gidiyor mu müzeye yani? Gitmiyor. Ne anlatmak istiyor aslında? Diyor ki yani burası böyle biraz müze gibi. Yani böyle biraz sanki Soğuk bir yer. Böyle çok burada olmak istemiyorum aslında. Çok böyle her şey fazla hijyenik olmuş. Ee, biraz da böyle pahalı gibi. Ben buraya pek girmeyeyim. Halbuki Arıkova'nın ne anlatır? İşte bereket olabilir, biraz da hareket, talep var değil mi? E düşünün mesela siz bir mağazaya girersiniz. Bir mağazada böyle bir sürü raflar vardır, orada ürünler vardır. Bir de böyle yerde bir sepet vardır. O sepetin başında da böyle bazı hanımlar vardır, şöyle bir hareket yapmaktadırlar. Değil mi? Bu neyi anlatır? Aslında yani onlar şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki herkes burada bir şey alıyor, bir şey buluyor. Demek ki burada alınacak bir şey var. O zaman ben de oradan almalıyım. Diğer raflara kimse bakmıyor. Herkesin derdi oradaki sepet. O zaman biz dedik ki bakın sizin yapmış olduğunuz e, malta dizaynında böyle böyle bir problem var. Ve bunu sizin adreslemeniz lazım. Şimdi bu çok yeni oldu bu arada. O yüzden hani adamlar ne yaptı diye bana sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Biz bu daha yeni verildi ama sana güncel bir örnek oldu diye anlattım. Ee, dediğim gibi böyle bir sonucu metaforları kullanmasaydık asla alamazdık. Ama bunu yaparak e, bilinçaltındaki altındaki yerlere ulaşabiliyoruz. Tabi. Şöyle anlatayım şimdi. <laughs> bu sistem şöyle çalışıyor. Bir kere birincisi. Ee, diyorum ya, insanlar size sözle anlatamıyorlar. Görsel olarak ancak anlatabiliyorlar. Bir hafta önceden onlara bir ödev veriyoruz. Diyoruz ki, şimdi siz bize, örneğin, böyle bir yerden alışveriş yapmanın ne demek olduğu ile ilgili bir görseller getirin birkaç tane, istediğiniz kadar. Ve ondan sonra onlar üzerinden bize hissiyatınızı anlatın. Zaten görsel olarak getirdikleri için, bir kere orada artık o saatten sonra onu savunmamazlık yapamazlar ya da geriye de alamazlar. Ondan sonra her bir şey hakkında onların düşüncelerini soruyoruz. Yani bu nedir? Neden böyle dedin? Onun bir tekniği var. İşte bir alt bir kademe alt, bir kademe yukarıya gel, aşağı gel, yukarı gel vesaire bir teknik vasıtasıyla kullanarak aslında orada ne demek istediğini ondan alıyoruz. Daha sonra bütün bu resimleri özel bir her görüşmede bir şey tutuyoruz. Bir Photoshop kullanan bir kişi. Ve o kişi bu resimleri bir araya getiriyor. Getirdikten sonra bir görsel oluşturuyor. Ve o kadar inanılmaz değişik görseller çıkıyor ki karşınıza. E, ne demek istediğimi e, o görselleri görmeden anlayamazsınız. Ama dedim ki ben buraya bu tekniği tanıtıp hani böyle pazarlamaya yapmak için gelmediğim için e, onlardan size bir örnek getirmedim. Ama aslında bunun e, sistemin ismi e, Zimet ve bunu e, şu anda Türkiye'de e, 13 tane firmada uygulamış vaziyetteyiz. E, 4 ay içerisinde. Ee, diyeceğim şu ki sonuç itibariyle sadece 2-3 tane slaydım kaldı. Ee, artık bilgi gönüllü paylaşılıyor ve özgürce paylaşılıyor. Bu dünyada siz ya elinizdeki süzgeçle bunun faydalı olanlarını ayıklayabileceksiniz ya da 36 milyar dolar böyle çöpe gitmeye devam edecek. Başka bir yöntem yok. Ee, son söyleyeceğim bir de biz bir şey görüyoruz bugünlerde. O da bizi yeni bir trend. Ee, sadece artık içgürüden dolayı kaynaklanan bir ürün ya da hizmet geliştirme gelmemeye başladı. Bunun yanında bu iç içgörünün bir de teknoloji komponentinin olması lazım. Bu komponent olduğu zaman çünkü hem ayrıştırıcı oluyor hem de ona e, kopyalanamıyor bir taraftan. Bir taraftan da tüketicinin e, o experience'ını tamamlıyor. E, bir örnek vereyim mesela bonus flash. Bilmiyorum yüklediniz mi? E, bonus flash'ın mesela fikri bizim firmamızdan çıkmadır. Nereden geldi bu fikir? İşte insanlar kredi kartı e, harcamalarını kontrol altında tutmak istiyorlarmış. Çok güzel ama daha sonra ortaya Bonus Flash çıktı. Siz artık her şeyi oradan görebiliyorsunuz, kampanyaları da görebiliyorsunuz. Ve bambaşka bir faydası daha var Garanti Bankası'na. 2 milyon kişiye ulaştı bugün Bonus Flash ve 2 milyon kişiye anında sıfır yani zero cost bir ulaşım platformu, iletişim platformu. İstediği kişiyi seçebilir. Şu tarz alışveriş yapanlar, bu kadar harcayanlar, bayanlar, erkekler ve onlara aynı anda targeted marketing yapabilir. Yani bambaşka faydaları da var. O yüzden biz diyoruz ki bugün artık sadece içgörü ve ürünü bulmakta kalmayın. Bir de onun mutlaka yanında teknoloji komponenti nedir? Onu da bulun ve hep birlikte onu e, paketleyin. Evet, sonuç itibariyle sunumun sonuna geldim. Umarım hoşunuza gitti. Ee, diyeceğim iki tane şey. Birincisi evet çok güzel. Big Data vesaire vesaire. Daha büyük şeyler analiz edelim. Daha büyük bilgisayarlar, daha hızlı bilgisayarlar. Bunlar çok güzel. Ama ufak nüansları kaçırmayalım. Çünkü gerçekten minik şeyler var. Onlar da çok büyük farklılıklar yaratıyor. İkincisi de derin içgörü sınırları zorlamaktır. Sınırları zorlayalım, kalıpları kıralım. Çok teşekkür ederim. Yes.